Acun Doğuzkalın'ın Felsefe, Sosyoloji, Tarih Gayri programı Altan Çetin'le Çetin Usta'nın yepyeni bölümü 28. bölümün ikinci kısmıyla yani Seneca ile olan yolculuğumuzun Mutlu Yaşam Üzerine adlı eseri daha doğrusu onun üzerine olan yolculuğumuzun ikinci kısmıyla çünkü 3 ve 4 bilgeliğin sarsılmazlığı Evet. üzerinden devam Olacak, evet. edecek. Tekrardan karşınızdayız. Tabii bu noktada programımızın isim babası olan ve kıymetli fikirleriyle bizi aydınlatan Estağfurullah. değerli hocamız Altan Çetin hocamıza merhaba demek istiyorum. Merhaba hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim Anıl Bey. Sizler de iyisiniz. Takipçilerimizi de sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Eyvallah hocam. Tabii ki de iyi sizin Eyvallah. olduğumuzda nasıl kötü olabiliriz? Bu arada küçük de böyle bir şey vereyim. Az önceki bölümde söylemeyi unuttum. Eyvallah. Uzun bir aradan sonra ilk video çektiğimiz yerlerden biri olan bir yere döndük. Evet. Bugün Galip Çağ hocamız bizi evinde ağırlıyor. Onunla da Eyvallah. tabii video çekimimiz de olacak. Kendisine de teşekkür ederiz. Belki özleyenler olmuştur arkadaki Eyvallah. görüntüyü. Çünkü son süreçte, son böyle bir yıldır ağırlıklı olarak buradan onlara da selam olsun. Arabica, Sweet Office, Arabica'da çekimler yapmıştık daha çok. Kendileri Sağ bizi o kadar olsun. iyi ağırlıyorlar ki biz Evet. artık orayı kendi evimiz gibi Sağ olsun. şey yaptık. Gidenler oldu. Gidenlere selam olsun. Evet. Fatih abiye ve Talha abiye. Ama kalanlar var. Yaren Hanım, ona da çok Evet. teşekkürler. Aynı şekilde Yusuf abiye, Yusuf Tabii. Bey'e de teşekkür ederiz. Yani Sağ böyle olsun. bir videonun içerisinde de değinmiş olan ve bugün yine Galip hocamızın evinde o ünlü, nazara değen şey Evet. önündeyiz. O yüzden çok daha rahatız esasında ortamda olmadığımız için. Doğru. Gerçek bir evdeyiz. Benim evde ev gibi olmadığı için Estağfurullah. bekemki evi Sizin hocam. evinizde de çok mutluyuz Yok Anıl Bey, hocam. Bir de öyle bende deme. çok sloganist şeyler olduğu için arkada Yok insanlar biz, rahatsız oluyor. Burası hayır. hocam hiç göze çarpmıyor. İnsanlar sadece kitaplara odaklanıyor. Güzel Bizim oluyor. derdimiz hakikat olduğu için sizin astıklarınız da o hakikatimize dair. Eyvallah. Buradakiler de öyle Anıl Bey. Hiç Eyvallah hocam. kimsenin hiçbir şeyden rahatsız olmasını gerektirecek bir durum yok. Olsun. Çünkü bizim derdimiz insanları maruz bırakmak değil, muhatap eylemek. Eyvallah hocam. Ya Bu da işte Acun Dost'un sloganlarından biri olsun yani. çat diye koydunuz hocam. Yani Acun Dost maruz bırakmaz, muhatap eder. Eyvallah Vesselam. hocam, bunu ben kullanırım. Eyvallah. Hocam şimdi 28. bölüm 1. kısmında yani az önce çektiğimiz kısımda dediğimiz gibi Seneca'nın Mutlu Yaşam Üzerine adlı eserinin giriş yapmıştık. Şimdi biraz daha içeriye doğru Evet, devam şimdi edeceğiz. erdem Erdem. kavramı ve bilge kavramı üzerinden devam Bu edeceğiz konuşmaya. arada neyse bunu bölümün sonunda yapalım kitabı göstermeyi. Kimin? Cengiz Evet, Çevik'in Cengiz Çevik. çevirisi. Ya İş zaten Bankası yayınlarından Mutlu Yaşam Üzerine. daha önce de söylemiştim, Evet. hatırlayanlar olur hocam. İş Bankası'ndaki bu Evet. yani Stoacı Romalı Evet. yazarların hemen hemen hepsinin çevirilerini yapan kişi Cengiz Çevik Hoca. Evet. Ve daha önce de yine söylediğim gibi kendisinin bir YouTube kanalı var. YouTube kanalında Latince dersleri veriyor. Eyvallah. Hiçbir ücret beklemeden. Eyvallah. Sağ Orada olsun. basit kelimeler falan da ya da metinler de okuyor. Bir de Sağ olsun. Çok önemli. çok önemli hocam bence de. Özellikle salgın döneminde başladı buna ve Evet. devam Çok etti, bırakmadı yani. mühim yani. Çok saygı duyulası bir iş. Bir de böyle Seneca, Cicero, Cicero ya da işte Marcus Aurelius ki biz de burada konuşacağız. Onlarla da ilgili hem kendi ya da hem de misafirli programlar da yapıyor. Çok iyi. O anlamda da kendisi bence de bizim hayat felsefemize, bu kanalın felsefesine de yakın bir kişi. Tabii. Hem merak edenler olursa bu tip kanalları Çevirileri sayesinde bu bahsetmekten. eserleri konuşabiliyoruz Evet, yani. hem çevirisi sayesinde hem de hocam yol göstermeye çalışıyor. Yani okuma yöntemi olarak da Eyvallah. gösteriyor. Bizim az buçuk yapmaya çalıştığımız gibi Eyvallah. diyelim. O anlamda ben bu kanalda reklamdan hiç çekinmem. Gerçekten faydalı olan Yok, faydalı o olan tip neyse kanalları biz hep bizim şeyimiz o. söylemişizdir. Kendisine de buradan selam olsun. Belki Biz kazara gider. mazlum ve faydalı neyse ondan tarafız. Eyvallah hocam. Aynen öyleyiz. Yani bazen bana şey diyorlar işte hem Galip hocamla olan videolarda hem sizin için ya şu kanalı izlediniz mi, bu kanalı izlediniz mi diye. Yani yalan söylemeyeyim. Ben çok YouTube'da bu tip şeyler yapmıyorum. Çünkü biz gündelik hayatta hem akademide bir şekilde ben öğrenciyim ama hani akademide bu tip ortamlarda ya da bu girdiğimiz sizin sayenizde özellikle işte Estağfurullah. Galip hocamın sizin sayenizde girdiğimiz ortamda biz zaten Estağfurullah. bu muhabbetleri ve bu tip okumaları ya da kendimiz okuma söylememize de yapıyoruz. Hani YouTube'da çok çok özen olmadıktan sonra kolay kolay bilgi şey ben YouTube'u eğlenmek ve müzik dinlemek ya da bunun ya da böyle eğlenceli bir şeyler kafayı biraz rahatlatmak için kullanmayı tercih Ama ediyorum. bilgilenen büyük bir kitle var. Bilgilenen çok kitle var hocam. O anlamda Cengiz Hoca benim bilgilendirme için kullandığım kanallardan bir tanesi. Eyvallah. O anlamda da faydalı olduğunu da çok düşünüyorum. O yüzden söylüyorum yani Eyvallah. reklam yoksa kendisiyle herhangi bir tanışıklığımız ya Yok da bir tabii şeyimiz canım. yok, bir beklentimiz de yok. Yok. Sadece böyle yol gösterici olsun maksadıyla söyledim. Girişi Faydayı de arttıralım yani. bizim İyiliği düsturumuz o. çoğaltalım. Aynen Derdimiz hocam. bu. Bizim derdimiz fayda Stoacılar ve beni iyilik olduğu etkiledi. için. Bugün hep böyle şeyim. Hocam girişi gene çok uzattım. Ben hemen Aforizmatik, başlatıyorum. evet. Seneca Evet.
usta, üstad, evet. Mutlulu Yaşam Üzerine adlı eserinde nasıl evet. bir dünya ile karşımıza çıkmıştı. Evet. Buyurun devam edelim. Şimdi tabii stoacılar için Anıl Bey, erdem kavramı çok önemli ve bitirirken önceki şeyde bu haz meselesi ve korkular meselesi üzerinden konuştuk. Ve şöyle soruyor Seneca'da, size soruyorum, nasıl oluyor da haz erdemden ayrılamıyor? Bunun sebebi tüm iyi şeylerin çıkış noktasının erdem olması. Hatta sevdiğiniz ve arzuladığınız şeylerin de erdem köklerinden doğmuş olması mı? Oysa bunlar birbirinden ayrılamıyor olsaydı, tatlı olup da ahlaken doğru olmayan bazı şeyleri ve ahlaken ziyadesiyle doğru olup da acılara katlanılması gereken bazı zor durumları görmememiz gerekirdi. O halde bu durumda hazzın en rezil yaşama daldığına, buna karşılık erdemin en kötü yaşama izin vermediğine dikkat et. İnsanlar haz olmadan zavallı duruma düşmez. Aksine hazdan dolayı öyle olurlar. Haz erdeme karışmazsa bu olmaz. Bu yüzden erdem çoğun hazdan yoksundur. Ona asla ihtiyaç duymaz. Zaten erdem aslında en önemli özelliği benim stoacılardan anladığım, sizi her şeyden müstani kılan bir hal olması, bilgeliğin ve erdemin. Erdemi tapınaklarda, forumda, mecliste, surların önünde dururken toz içinde ve boyalı, elleri kabuk bağlamış halde bulacaksın. Hazlı ise çoğun hamamların, rahatlama salonlarının ve efendim Aydelis'ten çekinilen yerlerin, çevresinde saklanırken ve karanlık bir yer ararken, şarap ve buharla ıslanmış, bir ceset gibi sararmış, boyanmış ve makyaj yapılmış bir halde bulacaksın. En yüce iyi ölümsüzdür. Yok olmak nedir bilmez. Ne doyumu ne pişmanlığı vardır. Doğru zihin yönünü değiştirmez. Zaten doğru zihin, doğru düşünme stoacılar için çok önemli. Ne doyumu ne pişmanlığı vardır. Doğru zihin yönünü değiştirmez. Kendisinde öfkeye yer yoktur. Ve herhangi bir şey onu en iyi yaşamdan alıkoymamıştır. Buna karşılık haz, insanı en çok mutlu ettiği anda tükenmiş olur. Fazla yeri yoktur. Bu yüzden hemen dolar ve ilk hamleden sonra bitkin düşerek canlılığını yitirir. Şurası çok önemli Anıl Bey. Karakteri değişken olan şey mutlak değildir. Bu yüzden çarçabuk gelip geçen ve kendi sonunu getiren bir şeyin gerçek bir varlığının olması mümkün değildir. Nitekim haz biteceği yere ilerler ve başlar başlamaz sonunu arar. Ve Stoa bakın mutlulukla ilgili şu anla şu tespitleri yapıyor şeyden. Bu yüzden eskiler haz doğru ve iyi yaşamın lideri değil, yoldaşı olsun diye en tatlı değil, en iyi yaşamın peşinden gidilmesi gerektiğini öğütlemişlerdir. Esasında doğayı lider kabul etmeliyiz. Bakın tipik bir stoacı tespit. Akıl ona değer verir, ona fikrini sorar. Dolayısıyla mutlu yaşamak ile doğaya uygun yaşamak aynı şeydir. Şimdi bunun nasıl olduğunu açıklayalım. Bakın mutlu yaşamak ve doğaya uygun yaşamak yine bir tanım var. Bedenimizin yeteneklerini ve doğanın bize uygun gördüğü şeyleri nasıl gelmişse bir gün öyle gidecekmiş gibi dikkatle ve korkusuzca koruyacaksak, onların kölesi olmayacaksak, bu yabancı şeyler bizi ele geçirmeyecekse, destek üniteleriyle hafif silahlar ordugahta hangi amaçla bulunuyorsa, bedeni tatmin eden yabancı unsurlar da bizim için aynı yerde bulunacaksa, yani buyurmayıp sadece kölelik edeceklerse, bakın sorun bu zaten. Bizim doğamıza harici güçler buyurganlık etmeye başladıkları zaman bizi yabancılaştırıyorlar. Halbuki bizi destekleyip bu anlamda yanımızda yürüdükleri zaman başka bir şey oluyor. İşte o zaman bütün bunlar zihnimiz için yararlı olacaktır. Bir adam dışsal unsurlarla bozulmasın ve ele geçirilemez olsun. Dışsal unsurlarla bozulmasın ve ele geçirilemez olsun. Sadece kendine hayran olsun, ruhen cesur, her duruma hazırlıklı ve kendi yaşamının mimarı olsun. İnsanda bilgi olmadan, güven, sarsılmazlık olmadan da bilgi olmaz. Bir kere alınan kararlar aynı kalsın ve insan yargılarında herhangi bir değişim olmasın. Söylememe gerek yok. Böyle bir insanın kendi için dengeli ve düzenli olacağı, her eyleminde nezaketiyle birlikte nasıl bir kişilik sergileyeceği de anlaşılacaktır. Akıl duyuların etkisiyle dışsal unsurları araştırsın ve onlardan ilk bilgiyi alırken yine kendine dönsün. Bakın kendini bil şeyini ne kadar güzel anlatıyor değil mi Seneca bu anlamda. Nasıl bileceğiz biz kendimizi diye sorarsanız bakın burada anlatıyor işte.
Nitekim her şeyi kucaklayan dünya ve evrenin yöneticisi olan Tanrı da dışsal unsurlara yöneldiği halde her yandan çekilerek kendine döner. Niye? Çünkü Tanrı doğamızın esasıdır stoacılara göre. Ve biz onunla uyumlu oldukça mutlu ve bilgi oluruz. Zihnimiz de aynısını yapsın. Duyuları izleyerek onlar sayesinde dışsal unsurların farkına varırken, ki bu modernitenin çok büyüttüğü bir şey, özellikle pozitivizmin bu dışsal duyular üzerinden yaşamak, hem onların hem de kendi kendisinin efendisi olsun. Buradan bir şekilde bir enerji, kendi kendiyle uyumlu bir güç, bölünmeyen ve varsayım, algı ya da kanaatlere göre duraksamayan bir akıl doğar. Bu akıl kendi kendini yönetip tüm unsurlarında bir uyum meydana getirirken, deyim yerinde ise uyumlu bir ses çıkarırken en yüce iyiye ulaşır. Anıl Bey, bütün mesele bu. En yüce iyi dediği o şey bizi doğamızdan uzaklaştırmayan, yani kendimizden uzaklaştırmayan, neşemizi, sevincimizi, huzurumuzu yok etmeyen ve bizi bağımlı kılmayan, çok önemli bir şey bu. Bizi bağımlı kılmayan, özgür kılan şey. Yani erdem. Ama sen de sadece haz beklentisiyle erdeme saygı gösteriyorsun denilebilir diyor. Bir kere erdemin haz vereceği kesin olsa bile erdem sadece bu nedenle aranmaz. Bakın, erdem sadece haz için ya da ben böyle bir asil davranayım falan diye aranan bir şey değil. Zira erdem sadece onu vermez. Burası çok önemli Anıl Bey. Fazladan onu da verir. Bunun için çaba harcamaz. Başka bir şeye yönelince ona da ulaşır. Tıpkı ekim biçen bir tarlada bazı çiçeklerin filizlenmesi göze ne kadar hoş gelse de harcanan onca emeğin bu küçük bitkilere yönelik olmaması, tohum ekenin başka bir amacının olması ve çiçeklerin tarlada fazladan bulunması gibi haz da erdemin ne nedeni ne de ödülüdür. Sadece onun bir yan ürünüdür. Bakın Anıl Bey, bu çok önemli. Erdemden haz duymak meselesi ya da haz duyarak erdemli olmak meselesi burada eleştiriliyor. Erdemi haz verdiği için kabul etmeyiz. Aksine eğer onu kabul edersek bize keyif de verir. En yüce iyi onu tercih eder ve en iyi zihnin buna eğilimi vardır. Zihin rotasını tamamlayıp kendi sınırları içinde sağlamlaşınca en yüce iyi tamamlanmış olur ve daha fazlasını istemez. Zira bu bütün dışında hiçbir şey yoktur ki sınırın ötesinde de başka bir şey olsun. Erdemle neyi hedeflediğimi mi soruyorsun? Bakın Anıl Bey, bu açıklamadan sonra şimdi geliyor. Kendisini hedefliyorum. Onu kendisinden daha değerli, onun kendisinden daha değerli başka bir şey yok. Az mı onun değeri? Sana en yüce iyi, yılmaz bir zihin sertliği, özgürlüğü, haşmeti, esenliği, özgürlüğü, uyumu ve güzelliğidir dediğimde sen kendisine bu niteliklerin atfedilebileceği, bu en yüce iyiden daha büyük bir başka bir şeyin olup olmadığını mı soruyorsun? Ben insanın iyiliğini arıyorum. Sürü hayvanlarında ve vahşi canlılarda daha büyük olan karnını değil. Dolayısıyla buradan devam ediyor Seneca ve çok önemli, erdemin bir takım bu kişilik hastalıklarına karşı da iyi geldiğini söylüyor ama modern insan şunu kaybetti. Bir şeyi kendisi için sevebilme, ondan dolayı herhangi bir beklenti içine gelmeden, haz bile beklemeden bir şeyi sevebilmek. Bu çok önemli bir şey ve erdem meselesini bakın tam bu merkezden tartışıyor Seneca. Benim açıkça söylediğim ve yürekten tanık ettiğim, yaşam sadece kendisine erdem eklendiğinde benim bahsettiğim anlamda keyifli hale gelir. Tamam, ama yaşamı senin bahsettiğin hazlarla dolu olanların en budala insanlar olduğu, kötülüklerin zevklerle arttığı ve zihnin zararlı olan birçok haz türünü sağladığını kim bilmez? Bunlar arasında şunları sayabiliriz. Kibir, marifetlerini aşırı abartma, başkalarına tepeden bakan şişkin gurur, kendini ilgi alanlarına körü körüne ve düşüncesizce adama, bakın kendini ilgi alanlarına körü körüne ve düşüncesizce atama bile bir karakter bozukluğu Stoa'ya ve Seneca'ya göre. Yersiz ve çocukça davalardan aşırı keyif duyma ve ilaveten hakaretlerden zevk alınmasını sağlayan iğneleyici dil,
kendini beğenmişlik ve şatafatın zayıflattığı ve uykuya yenik düşen zihin çöküşü. Erdem tüm bu şeyleri dağıtır. Hazlara izin vermeden önce onların değerini hesaplar. Onayladıklarına az değer verir ya da izin verirse bile duyduğu hazları ihtiyaç olarak görmez. Aksine dizginleyerek değerlendirir. Bakın burada saydığım Erdem'in karşısındaki kişilik hastalıklarına maruz kalmayan var mıdır acaba? Bilmiyorum. İnşallah bu bizi izleyenler bunları yazarlar. Burada geçen kişilik tipleriyle hiç karşılaşmadım ben. Hiç böyle bir insan görmedim diyen bir kişi çıkabilecek midir Anıl Bey? Çok ilginç şeyler anlatıyor çünkü. Psikolojik bir tahlil yaptı burada. Ben, bakın Bilge'yi anlatıyor sonra. Ben haz için hiçbir şey yapmadığımı söylediğimde Bilge'den bahsetmiş oluyorum. Oysa sen ona hazzı yakıştırıyorsun. Yani bilgeliği bozan bir şey. Ben çok efendim bu anlamda bilgece davranan bir insanım. Nobranlığı falan. Bu yok yani böyle bir şey. Oysa sen ona hazzı yakıştırıyorsun. Ben herhangi bir şeyin hazzın dahi egemen olabildiği birine bilge demem. Haz için uğraşan biri zorluğa ve tehlikeye, insan yaşamını kuşatan onca tehdide ve yoksunluğa nasıl direnebilir diye soruyor Anıl Bey. Yani bilgelerin hazları, bakın neymiş bilgelerin hazları? Sakin, ölçülü, neredeyse süzgün, bastırılmış ve pek görünmez olur. Bu yüzden bu hazlar çağırmayla gelmez ve kendiliğinden geldiğinde de büyük bir saygı görmez ve kendisini deneyimleyenler tarafından keyifsizce kabul edilir. Çünkü Erdem'in kendisi bütün bunların yanında o kadar değerli bir şey ki, nitekim ciddi meselelere oyun ve şaka nasıl katılırsa hazlar da yaşama öyle karışır ve katılır. O halde uyumsuz şeyleri birleştirmekten ve hazzın Erdem'le bir araya getirmekten vazgeçsinler. Zira bu kusur yüzünden en kötü insanlara dalkavukluk yapıyorlar. Kendisini hazlara kaptıran, sürekli geğiren sarhoş biri haz içinde yaşadığını bildiği için aynı zamanda Erdem'le olduğuna da inanır. Zira hazzın Erdem'den ayrılamayacağını duymuştur. Çok ilginç bir şey söylüyor burada. Yani haz Erdem'den ortaya çıkan şeylerden duyulan hisleri, bu neşe olabilir, sevinç olabilir, bunları bile haz olarak düşünüyor. Bunlara karşı duruyor Seneca. Sonra kendi kusurlarına bilgelik adını verir ve saklaması gerekeni açığa vurur. Bu yüzden Epikurus tarafından yönlendirilerek, Epikur yönlendirilerek aşırılıklarla dolu bir yaşam sürmüyor. Kendilerini kusurlarına adamış insanlar olarak aşırılıklarını felsefenin bağrına saklıyor ve hazzın övüldüğünü duyduğu yerde üşüşüyorlar. Epikurus'un gerçekten ölçülü ve gösterişsiz olan haz anlayışını benimsemiyorlar. Kendi şehvetlerine bir himaye ve kılıf aradıkları için onun adından medet umuyorlar. Bakın bugün insanlar erdemi, bilgeliği, geleneği, değer yargılarını bu Seneca'nın eleştirdiği anlamda toplumda araç haline getirip mahvediyorlar. Ve o anlamda burada eleştiri var. Derinlemesine incelersen Epikurus'un ilkeleri kutsal, doğru ve katıdır. Zira onun haz anlayışı küçük ve dar bir çerçeveye indirgeniyor. Bizim erdem için belirlediğimiz ilkeyi o haz için belirliyor. Hazın doğaya boyun eğmesini buyuruyor. Erdem'in tarafına geçen soylu bir karakter örneği sergilemiş olur. Hazlı takip eden ise zayıf, kırık ve erkekliğini yitirmiş görünür. Birisi onun için hazlar arasında bir ayrım yapmadıkça rezil şeylerin peşinde olacaktır. O ancak böyle bir ayrım sayesinde hangi hazların doğal arzunun sınırları içinde olduğunu, hangilerinin kendiliğinden öne atıldığını ve sınırsız olduğunu, bu yüzden ne kadar çok doyurulursa o kadar çok aç kalacağını bilecektir. İzin verelim. Erdem önden gitsin. Her adımda güvende olacaktır. Hazın aşırısı da zarar verir. Erdem'de aşırılık korkusuna da gerek yoktur. Çünkü Erdem'in sonu yok yani. Bu Erdem'de aşırılığa gitme. Zira onda bir ölçü vardır diyor Seneca. Erdem önden gitsin. İşaretleri taşısın. Hazımız da olacaktır. Ancak onun efendisi ve dizginleyicisi olacağız. Bir şeyi ikna etmiş olacak, hiç zorlamayacak. Ancak liderliği hazza verenler ikisinden de yoksun kalır. Erdem'i yitirirler, hazza da sahip olamazlar. Aksine haz onlara sahip olur,
Hazzın yokluğu onlara işkence gibi gelir. Fazlalığı ise boğazlarını sıkar. Biri şunu sorabilir. Erdem ve hazzı birleştirmekten ve en yüce iyiyi hem doğru hem keyifli kılmaktan alıkoyabilecek şey nedir? Cevap şudur. Bakın. Burada belli ki bir tartışma var. Bir demagoji yürüyor ve ona cevap veriyor Seneca. Doğru olmayan doğrunun parçası da olamaz. Ve en yüce iyi, en iyi parçasına benzemeyen bir şeyi kendinde görürse kendi sağlamlığını koruyamayacaktır. Erdem'den doğan keyif iyi olsa bile mutlak iyinin bir parçası değildir. Çünkü onun doğasında o yok. En güzel kaynaklardan doğsalar bile mutluluk ve dinginlik bundan daha fazlasıdır. Elbette bu tür şeyler iyidir. Ancak son kertede en yüce iyiyi takip etseler de onu tamamlamaya yetmeyen şeylerdir. Ve diyor ki, bu durumdaki bir insanın Tanrı'ya nasıl itaat edebilir ve haz ile acının küçük iğneleriyle rahatsız ediliyorsa, başına gelen her şeyi nasıl keyifli bir yürekten kabul edip, kaderinden şikayet etmeden uğradığı felaketleri güler yüzle karşılayabilir. Böyle bir soru soruyor Anıl Bey. Dolayısıyla en yüce iyi, hiçbir gücün kendisini çekip indiremeyeceği bir yere çıksın. Acı, umut, korku ya da en yüce iyinin otoritesini sarsabilecek herhangi bir şey oraya giremez. Sadece erdem oraya tırmanabilir. Yani Tanrı'nın izinden git dediği, Tanrı'nın izinden git dediği, doğana uy dediği yoldur aslında erdemli yol. Ve erdemle Tanrı'yı bakın birleştiriyor. Bu çok önemli. Çünkü doğaya uymak deyince burada biraz da pozitivist anlayışla galiba stoacılara bakılırken ağaçlardan, böceklerden falan bahsedildiği düşünülüyor. Evrenin yapısından ötürü katlanılması gereken ne varsa yüce bir ruhla karşılanmalı. Bu bizi bağlayan kutsal yükümlülüktür. Kendisinden kaçmaya gücümüzün yetmediği ölümlü şeylere katlanmak ve onlardan rahatsız olmamak. Biz bir krallıkta doğduk. Bu sonra Hristiyanlıkla ilgili de birleşecek muhtemelen. Biz bir krallıkta doğduk. Tanrı'ya itaat etmek bizim için özgürlüktür. O halde gerçek bahtiyarlık erdeme dayanır. Peki erdem sana ne akıl verecek? Erdemle ya da kusurla sonuçlanmayan şeyleri iyi ya da kötü olarak nitelendirmemeye ikna edecek. Sonra da ne kötülükle karşılaştığında ne de iyinin keyfiyle sarsılacaksın. Böylece iyi olandan hareketle cevaz verildiği ölçüde bir Tanrı portresi çizeceksin. Yani Tanrı'nın imgesiyle sendeki imge birleşecek. Sanki böyle şeye gidiyor değil mi Anıl Bey? Enel Hak denilen bizim kültürümüzdeki, yani bunu asla örtüştürmeyin ve indirgemeyin lütfen. Böyle vay işte hoca Stoa'dan Enel Hak'a geçti, tasavvufla Stoa'yı birleştirdi falan gibi bir şey anlaşılmasın. Sadece içerikteki ve özdeki bir benzerliğe işaret ediyorum, o kadar. Çünkü erdem bizi, bizim kültürümüzde de oradaki yani Allah'ın bize üflediği, Mevlevilikte falan da bu vardır. Nefes, ki biz bizdeki candaki o kendimizi tanıdıkça aslında men arefe nefsahu fakat arefe rabbahu deniyor. Oraya götürüyor. Ama asla bir örtüştürme, yaklaştırma ve birleştirme çabası içinde değiliz. Tanrı'ya eş yüce şey, bakın diyor ki ikinci olarak erdem sana bu sefer üzerinden ne vaat ediyor? Şimdi sen erdemli olunca ne olacaksın diyor Seneca. Tanrı'nın imgesiyle birleşeceksin diyor. Doğa bu. İki, erdem sana bu sefer üzerinden ne vaat ediyor? Tanrı'ya eş yüce şeyler vaat ediyor. Hiçbir şeye zorlanmayacaksın. Hiçbir şeyden yoksun kalmayacaksın. Anıl Bey böyle bir hayat düşünebiliyor musunuz? Hiçbir şey sizi zorlamıyor ve hiçbir şeyden mahrum kalmadığınızı düşünüyorsunuz. Özgür. Bu cennet değil mi hocam ya? İşte o en yüce, çok ilginç bir özgürlük hali. Yani bakın dünya hali değil yani, cennet hali. Evet evet, cennet hali. Hiçbir şeyden yoksun kalmayacaksın. Açıklıyor bakın, özgür, sizin söylediğiniz, güvenli ve yararlanmış olacaksın. Hiçbir şeyi boş yere denemeyeceksin. Hiçbir şeyden alıkonulamayacaksın. Her şey arzuladığın gibi olacak. Aksi hiçbir şey olmayacak. Her fikrine, ne istediğine aykırı bir şey olacak. O halde mutlu yaşamak için erdem yeterli, öyle mi? Kusursuz ve tanrısal olan, dahası aşırılığı olmayan erdem yeterli değil midir? Son olarak şunu da toplayalım Anıl Bey. Kendisi de bu anlamda eleştirilmiş olabilir ya da bu soru bana da sorulabilir. Sen erdemlikten konuşuyorsun ama kendin erdemli bir adam mısın filan diye. Diyor ki, bakın ne diyor Seneca, ben bilge değilim.
ve benimle ilgili kötü düşüncelerini daha da beslememek için söyleyeyim. Bilge olmayacağım. Bu yüzden benden en iyilerin seviyesinde olmamı değil, sadece kötülerden daha iyi olmamı bekle. Her gün kusurlarımı biraz azaltmam ve hatalarımı eleştirmem bana yeter. Diyorsun ki başka türlü konuşuyor, başka türlü yaşıyorsun. Siz en iyi insanlara düşman olan en kindar kafalar, Platon'a da, Epikuros'a da, Zenon'a da böyle karşı çıktınız. Onların hepsi nasıl yaşadıklarını değil, aksine nasıl yaşamaları gerektiğini anlatıyordu. Ben de kendimden değil, erdemden bahsediyorum. Kusurlarla ama özellikle de kendi kusurlarımla mücadele ediyorum, diyor Anıl Bey. Ve erdemin peşinden gidenlerin açgözlü, şehvetli ve hırslıysa erdem adından bile iğrenen sizler nesiniz diye soruyor. Erdemin peşinden gidenlerin söylediklerini yapmadıklarını ve konuşmalarını örnek alarak yaşamadıklarını söylüyorsunuz. Onların kahramanca ve yüce şeylerden bahsetmelerinin ve insan yaşamındaki tüm fırtınalardan kaçınmalarının nesi şaşırtıcı? Onlar kendilerini çarmıhlardan kurtarmaya çalışsa da cezalandırmak için getirildiklerinde her biri bir dar ağacına çekiliyor. Oysa kendi rızalarıyla cezalandırılmak isteyenler, çünkü arzuları sayısınca tekrar tekrar çarmıha geriliyor. Filozoflar kendi söylediklerini yapmıyorlar diye bir eleştiri varmış. Son böyle toparlayalım. Herhangi bir pratik sonuç doğurmasa bile insanların yararına olan uğraşlar övgüye değerdir. Dikpatikada ilerleyenlerin zirveye varamamasında şaşıracak ne var? Aksine adamsan, başarısız olsalar bile büyük işlere girişenlere saygı duy. İnsanın kendi gücünü değil, doğasının gücünü göz önünde tutarak bir işe girişmesi, yüce hedeflere ulaşmaya çalışması ve kendisine büyük bir cesaret bahşedilmiş kişiler tarafından bile başarılamayacak büyük işleri zihnen amaç edinmesi saygıdeğer bir davranıştır. Öyle değil mi Anıl Bey? Yani dolayısıyla burada kendini bilgeliğe adayan kişilerin ahlaken doğru, cüretkar ve kahramanca sözler sarf ettiğini duymamak için diyor, bahane aramayın. Ayrıca şunu da bilhassa dikkat edin. Kendisini bilgeliğe adayan kişi başka, bilgeliğe erişmiş kişi başkadır. Bunlar çok önemli tespitler Anıl Bey, Seneca'da. İşte Sokrates içine girerek arındığı ve herhangi bir meclisten daha onurlu kıldığı o hapishaneden şöyle sesleniyor. Bakın bu anlamda Stoa'nın kaynaklarını da konuşuyoruz. Erdemlere kara çalmak ve kötü konuşmalarla kutsal değerleri çiğnemek bir çılgınlık. Tanrılara ve insanlara karşı düşmanca bir tavırdır. Yapabiliyorsanız iyi şeyleri övün. Yapamıyorsanız bari görmezden gelin. Ancak rezil suistimallerinizi sürdürme hoşunuza gidiyor. Birbirinize saldırın durun. Zira göğe karşı delice hiddetlendiğinizde size günah işliyorsunuz demem. Vaktinizi boşa harcıyorsunuz derim. Çok ilginç değil mi Anıl Bey? Siz bunu anlamıyor ve tarihinize uymayan bir çehre takınıyorsunuz. Tıpkı sirkte veya tiyatroda otururken evinde biri ölmüş ve kötü haberi henüz almamış birçok kişi gibisiniz. Oysa ben yukarıdan bakarak ya yağmur getiren bulutunu yavaşça üzerinize salmakla tehdit eden ya da giderek yaklaşıp sizi ve yakınlarınızı silip süpürecek fırtınaları izliyorum. Daha ne diyeyim? Peki, anlamasanız da bu kasırga hala zihinlerinizi çevirip döndürmedi mi? Zihinleriniz kaçışıp duruyor mu ve hala aynı şeylerin peşinden gitmiyor mu? Bazen göğe havalanıp bazen de yerin dibine gömülmüyorlar mı? Diyerek bitiriyor ki burada Seneca işte hayatın ve zamanın çok kısıtlı olduğunu, aslında bizim bu kadar kısıtlı zamanda bu kadar büyük erdemleri gerçekleştiremeyeceğimiz söylendiğini söylüyor ki kısıtlı bir zamanımız yok. Sadece çoğunu boşa harcıyoruz diyor. Yaşam yeterince uzun ve tamamı iyi düzenlenirse en büyük işlerin başarılmasına fazlasıyla yetecek kadar bahşedilmiştir.
Buna karşılık yaşam herhangi bir iyi şeye adanmadığında lüks ve umursamazlık yüzünden tükenir ve kaçınılmaz. Sonun baskısıyla bizden uzaklaştığını anlamadığımız yaşamın çoktan geçip gittiğini kavrarız. Tam da böyledir. Kısa yaşam bulmayız. Onu biz kısaltırız. Ondan yoksun değiliz. Onu tüketiyoruz diyor. Biraz süremizi açtık galiba Anıl Bey ama bunları da söylemiş ve tarihe not düşmüş olalım. Seneca'nın mutlu yaşam üzerine diye çizdiği çerçeveyi bu iki kısımda bu şekilde ortaya koyalım ve biraz da kalan kısımda bilgeliği konuşalım. Eyvallah hocam. Ben sonra bir iki bir şey söyleyecektim ama geçtiniz. Yok yok, onların hiçbirini söylemeyeceğim çünkü çok zamanlaştık. Evet. Sadece son şu zamanla alakalı olarak yani teorik olarak ondan ders almasa da onun öğrencisi, devamcısı diyebileceğim Stoa, çünkü ekolünden olan Marcus Aurelius da daha çok sonraki önemli süreçte hocam, ki nitekim burada da konuşacağız. İnşallah. Eğer zihnindeki sisleri aydınlatmak için kullanmazsan sana sınır çizen zamanın da belirlenmiş bir sınırı olduğundan o gidecek, sen gideceksin ve yaşamın tekrarı mümkün olmayacak ya, demiş. Mesela o da Kendime Düşünceler adlı eserinde, ki dediğim gibi burada zaten konuşacağız. Sadece ben bu alıntıları böyle siz söyledikçe kendi aldığım notlar var yanımda. Hı hı. Onlara bakıyordum. Aslında birkaç tane dediğim gibi soru var. O sorulardan bir tanesini esasen tam burada soracaktım. Pasını attınız ama süre çok şey oldu. Onu diğer bölümümüzde şey yapacağım. Konuşalım. Konuşuruz. Ama dediğiniz çok doğru hocam. Neyse, ben bu bölümü niye terk ettim? Seneca çok hayati sorular sordu Anıl Bey. Evet, bunları aktarmasaydık eksik kalacaktı. Yok yok, onunla ilgili bir sıkıntı yok hocam. Siz sorgulamalar dehşet yani. Girişi çok uzun tuttuk büyük bir ihtimalle benden kaynaklı. Yok, hiç öyle değil. Biz konuşuyoruz. Hı-hı. Bize eşlik etmek isteyen, yani biz 5 dakikalık şeylerle tabii yetinmiyoruz. Yarım saatte, 40 dakikada olsa bu şeye, yolculuğa sizin tabirinizle Seneca ile birlikte ve bizimle birlikte devam edecektir diye düşünüyorum. Neyse hocam, ben zaten bundan sonrası kapşak gidecek, ben süreyi umursamıyorum artık. Evet. Şunu diyeceğim, mesela kendisi diyor ya işte şey noktasında benim soracağım soru bunu daha önce, çünkü evet, bir not almışım yıllar önce daha fevri olduğum bir dönemde. Seneca çok böyle büyük bir Çato hayranı. Hı hı. Ancak kendisinin yaşam hikayesine baktığım zaman mesela şey görüyoruz, işte Çato dediğiniz adam, Kato ya da işte, hı hı, dediğiniz adam tam bir cumhuriyetçi. Hı hı. Ama Seneca imparatorluk içerisinde bir imparator hocalığına ve danışmanlığına, evet, gidip, evet, imparatorluğun savunucusu bir nevi haline gelmiş. Ama tabii esasında inceleyecek olursak onun oradaki imparatorluk savunuculuğundan ziyade bir devlet savunuculuğu tabii var. Tabii. O anki mevcut şart bu olduğu için. O anlamda bu konuda çok eleştiriliyor. Esasında eleştirildiği şeyin cevabını kendi burada kendi cevaplarıyla vermiş. Mesela ben onu gözlemlemiş oldum bu mutlu yaşam üzerine, evet, de. Onun fikrini soracaktım size ama sormama gerek yok. Zaten dediğim gibi kendisi cevabını kendisi vermiş. Kendisi söyledi. Bir de kendisinin bilgelikle alakalı söylediği şey var ya hocam, ben bilge değilim diyor ya. Hı-hı. Bilge olmayacağım diyor. İntelektüel tanımını hatırlattı. Hı-hı. Malum biliyorsunuz bugün fantazi bir şekilde ortaya çıkmış bir aydın entelektüel tanımı var. Birileri bu ya kendini ben aydınım, entelektüelim diye söküyor. Birileri de inatla demeyeyim de, birileri de işte övgü manasında o birilerine işte bu aydın entelektüel diyor. Ancak biz bu aydın entelektüel dediğimiz insanların çok büyük bir kısmının kendi yarattıkları tabular ya da kendi yarattıkları fikirlerin muhafızları olduğunu ya da birilerinin kendi mahallesinin bekçiliğini yapanlar olduğunu gözlemliyoruz. O anlamda da belli ki Seneca'nın yaşadığı dönemde de bilge, ki nitekim bunu daha sonraki alıntılardan bir iki tanesinde buna benzer bir şey aslında görüyoruz hocam. Hı-hı. Bilge de esasında, bilgelik de daha doğrusu esasında bugünkü aydın entelektüel tabiriyle eşdeğer hale gelmiş o dönemde, hı-hı, hocam. Yani olmayan adamlar bilge gibi davranıp ya da birileri onlara bilge gibi övüp bunun ekmeğini yiyip kendi hazlarını bilgelik diye topluma pazarlamaya çalışan, bunun üzerinde rant elde etmeye çalışan ve bu noktadaki hazlarını da bilgelik kılıfı içerisinde topluma değişik yollardan yutturmaya çalışan bir takım hokkabazlar, cambazlar ve madrabazlar olduğu ehlinin malumudur efendim. Evet, malumudur. Ben şunu söyleyeceğim. Bazen böyle takipçilerimizden ya da eş dosttan ya da işte böyle çevremizdeki kardeşlerimizle böyle sohbet hali sırasında bize yani
Bana yapıyorlar. Ben çok zaten mantıksız da bazen sizden falan bahsederken Galip hocamla sizden bahsederken işte hocalarımız aydın kişiler olduğu için ben onlara tepki koyuyorum. Şarkı bana da işte diyor işte sen abi aydınsın, entelektüelsin. Biz değiliz. Üçümüz en azından. Biz bunu kendi aramızdaki konuşmalarımızda da yaptığımız için söylüyorum. Burada akılda olsun diye bir not düşelim. Biz aydın değiliz, entelektüel değiliz. Acun Doğuş ailesi olarak, hocalarımız olarak ve ben her ne kadar onlara erişmesem bile değiliz. Çünkü biz Estağfurullah. bugünkü aydın ve entelektüel tabirini olabildiğince reddediyoruz ve dediğiniz gibi hocam onları farklı bir mantık hali üzerinden Seneca gözlemliyoruz. bir zihin halini analiz ederken sizin çok güzel şu an dahil olduğunuz gibi güncel bir zihin haline de çok önemli bir eleştiri kanalı açıyor aslında. Yani belki milattan önce 50'de 60'ta neyse bir gruba karşı söylendi bu sözler ama milattan sonra 2023'te de Aynısı bu var. sözün muhatapları var Var yani. var. Aynısı var. Çok daha fazla var hocam. Yani günümüzde artık bu dediğim gibi yani böyle aydın kimliğine bürünen kişiler ya birilerinin şeyi oluyor. Nasıl diyelim? Propagandist, Eklentisi, propagandisti oluyor. Vaizi. vaizi, Ki propagandisti, şeydir hepsi zaten. Hani olabilir. aslında bunda da çok şaşırmamak lazım. Kendinin de vaizi olabilir. Kendi çıkarının vaizi de olabilir canım. Evet, O da bir şeydir Emil yani. Cioran diyor ya hocam Evet. şeyde işte neydi kitabın ismi Çürümenin kitabında diyor mesela bir insan görüşmeye fırsat görmesin şeyini böyle bu bir şey kendi fikrini birine öğretmeye çalışan bir peygamber gibi vaaz bulmanın fırsatını bulunca kendi fikrini birilerine böyle dikte eder, şey eder, Evet, kabul evet. etmeye çalışır. İnsanlar böyledir ama dediğimiz gibi bu aydınların birçoğu kendi fikrinden ziyade başkalarının fikrini şey yapıyor. Nitekim burada da Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'ndaki o ünlü papağan ve insan alıntısı insanın aklına geliyor. Yani bunlar aslında kompakt olarak düşünürseniz Acun Doğuş'un ortaya çıkma hikayesini şu anda değinmiş olduk. Ya da Karamazov kardeşlerde İsa çıkıp gelse aforoz edilecek bir hal Tabii tabii oluşur. hocam yani o Büyük Engizisyon bölümü gibi Yani ya esasında Seneca'nın söylediği de bu. Yani biz diyor siz de erdemliğin şeyini koysak önünüze aforoz edeceksiniz diyor yani. Edeceksiniz diyor. Aynen öyle. Yani durum Olan bu. o. Ama burada hem güzel stoacılık nedir onu öğreniyoruz. Evet. Hem de bir dönem açısından bir zihniyete karşı eleştiri tabii çok mühim. Çoklu bir katmanlı bir herkes ne arıyorsa kendisine imkan var Stoa'nın metninde, Seneca'nın metninde. Yani biz bunları tabii konuşuyoruz. Kendimizce bir takım yerlerin altını çiziyoruz ama metinlerin tamamı okunduğunda herkes kendine göre farklı şeyler de edinebilecektir. Okumayı tabii merakı ve sonsuz öğrenme isteğini biz her zaman tavsiye ediyoruz Acun Dostlar. Eyvallah hocam. Zaten kitaplar esir alsın sizi, savınızı vaykınızı Evet, var. Bırakın evet. kitaplar sizi esir alsın. Evet. Ya da bizim buradaki kendi mottomuz da vardı. İbn Haldun'a ait bir sözdü. Şu anda ne yazık ki çok gaza geldim, unuttum onu da. Evet. Gönülleri mütefekkir olanların Müteferrik olanların müteferrik olanların başka hiçbir şey birleştirilemez ya da birleşmez birleştirilemezler gibi gibi. bir sözümüz var. Bizim de buradaki mottomuz oydu. Neyse hocam şimdi çok uzattım. Benim yüzümden Estağfurullah. çok uzadı özellikle. 28. bölümün ikinci kısmında ve Evet. Mutlu Yaşam üzerine adlı eser üzerinden Seneca'nı Evet. bitiriyoruz. 3 ve 4. kısım belki 5 bir olabilir Evet. demiştiniz ama en azından şimdi 3 ve 4 Evet, kesin. 4. Bilgeliğin sarsılmazlığı üzerinden olacak. Onu da Evet. söyleyelim. Ve burada nihayet erdirirken son sözümüzü alalım ve ben bölümü çünkü 40 dakika oldu. Mavi gök yaz yer arasından herkese selam olsun efendim. Eyvallah hocam. Bir Mutlu, bugara. mutlu, mutlu ve erdemle kalın. Amin. Amin. Aynı temenniyle hocam. Eyvallah. 28. bölümün 3. kısmında tekrardan görüşmek üzere. Seneca yolculuğumuzda. Eyvallah.